Dostları olmalı insanın. Aynen gemilerin limanları, aynen gemilerin limanları gibi. Zaman zaman uğradığın, yükünü boşalttığın. Ve o dostluk yaşatmalı insanı hayatının sonuna kadar. Efendim, Enderun'dan nameler başladı. Hepinize hayırlı akşamlar. Bu akşam Oğuzkan Bölükbaşı'nın bu güzel dizeleriyle sözü açmayı niyetlendik. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, minnetle selamlıyoruz. Bu akşam o dost dedik ya, işte zaman zaman uğradığın ama her zaman aynı yerde bekleyen, aynı dostluğu, aynı sadakati, aynı sıcaklığı gösteren bir arkadaşımızla Enderun Nameler şereflenmiş oldu. Yine aynı mekandayız. Sizler de zannediyorum akşamın şöyle telaşını bir kenara ittiniz. Artık şöyle koltuğa yaslanıp bizlerle beraber oldunuz. Bizler bir hafta boyunca buradaki programın içeriğini, eserleri, konuğumuzu, neler konuşacağımızı düşünerek sizlerin karşısına biraz daha dolu dizgin çıkmayı arzu ediyoruz. Umarız sizleri memnun ediyoruzdur. Gelen dualardan, gelen hem maillerden hem de Twitter'dan bize yazan dostlarımızdan bunları hissediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu bakımdan da hepinize. Dostluk dedik ya, öyle kolay bitmez. Çünkü insanların şu alemde kendini çok küçük şeylerle kaybettiği, kendini harcadığı, bitirdiği zamanlarda insan olarak kalabilmek, kalpte dostluk taşıyabilmek zor iştir. İşte onlardan bir tanesi Şükrü Balkan, Sivas İl Müftüsü bu akşam bizlerle beraber. Kendisine hoş geldiniz diyorum, selamlıyorum ve sizlerle tanıştırmak istiyorum. Buyurunuz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi izleyen tüm seyircilerimizi ben de saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Eyvallah. Bu güzel mekanda, sizin aile ortamınızda bizi de bulundurduğunuz için ben size teşekkür ediyorum. Evet, sevgili dostlar, sohbet edeceğiz. Özellikle bu akşam Sivas'ı sıkça anacağız. Oradaki dostları selamlayacağız. Oradaki dostlar özellikle teyakkuzda beklesinler. Onlarla ilgili belki sözler açılacak, konuşacağız. Sivas yöresine dair, Sivas insanının kulağında kalan, bilinen eserlerden de icra edeceğiz. Şemseddin Sivasi'yi sık sık anacağız rahmetle. Ve ilk eserimiz Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinden, "Bir ben değil seni seven, cümle alemdir sevici. Yüz bin ola her köşede, yoluna canlar verici." diyerek sözü açalım. Buyurunuz efendim. Thank you.
dergahına varsam anda karar kılsam hemin damenine sürsem yüzü anlasam bu diyeceğe damenine efendim. Endamından Nameler başladı ve bu iki güzel eseri sizlere armağan ederek başladık programımıza. Güzel bir dost, insanlar içerisinde kalıbını, kıyafetini, kalbini bozmadan yaşamayı sürdüren bir dostum. Bu akşam bizlerle beraber demiştim. Sivas İl Müftüsü Şükrü Balkan, tekrar hoş geldiniz diyorum. Bir de hani diğer müftülerimiz alınganlık göstermesinler ama musiki biraz bilen, hatta emek vermiş bir müftüyü ağırlamak bizim için başka bir şey anlamına geliyor. Zevk alarak, bir başka zevk alarak dinliyor. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sivas'ta da bu faaliyetler var değil mi hocam? Aynı şekilde devam ediyor. Var. Hamdolsun görev yaptığımız şu ana kadar ki bütün yerlerde, görev yerlerimizde musikiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz, yapmaya gayret ediyoruz. Aslında nasıl bir tesir uyandırıyor bir mihrap adamına, bir mahfil adamına? Musiki ne katıyor aslında? Aslında uygulamanın içindesiniz mesela. Tabii yani aslında görevinin içinde yani sabah akşam musikiyle birlikte olan kişiler bizim görevlilerimiz. Ses çıkaran. Tabii yani ezanıyla, okuduğu Kur'an-ı Kerim'iyle, salasıyla, kametiyle, her şeyle musikinin içinde olmaları gerekiyor zaten. Biz de tabii bunu baz alarak arkadaşlarımıza bu konuda destek olmak adına çeşitli çalışmalar yapmaya gayret ediyoruz. Onların bu noktada kendilerini geliştirmelerine katkı sunmaya çalışıyoruz tabii. Gerçekten ki ne kadar büyük bir şans onlar için. Estağfurullah. Ama tabii buradan bütün bizi izleyen Sivaslı din görevlisi kardeşlerimize de selam olsun. Eyvallah. Onlar da gerçekten bunun hakkını vermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çok güzel bir birlikteliğimiz var. Eyvallah. Allah bozmasın, daim etsin. Evet, Sivas'tan bu akşam tweetler gelecek muhtemelen. Onları Sayın Müftü'ye iletmiş olacağız. Tabii uzun yıllık dostluk üzerinden ben bu akşam sohbeti açmak istedim. Çünkü 20 yılı aşkın hiç bozulmadan süre gelen askerlik de evet, içinde. Evet, hepsi dahil olmak üzere. Talebelik, askerlik, evet. Sonra beraber geçen koca bir 20 yıl. Dediğim gibi hiç kaybolmadan, birbirimizi kaybetmeden, her aradığımızda bunlar çok nadir şeyler. Çok hele de bu günlerde. Evet, yönetmenimiz diyor ki Twitter adreslerimizi hatırlatmamıza ihtiyaç var mı aslında? Programı dinleyen görüyormuşsunuz zaten efendim. Ama yine de tekrar edeyim. M kemiksiz MK ve Endamında Nameler. Eğer sorularınız, düşünceleriniz, katkılarınız olursa hem konuşalım hem selamınızı iletelim. Mesela İsa Akkuş selamlar diyor, hayırlı yayınlar diyor. Yine bir arkadaşımız başarılar dilemiş. Görebildiklerimi Mesut Demir, tüm dostlara, ekibinize selamlar diyor. Bu arada Twitter'dan gelen istekleri de programımızda yavaş yavaş değerlendirmeye başladık. Mesela bugün eğer vaktimiz yetişirse bir tanesini okuyacağız, anons edeceğim. Evet, bu akşam konuşmamız gereken belki hani sohbet edeceğiz ama bir de çok ciddi anlamda yürüttüğünüz toplumsal projeler var. Bir bakıma onları da biraz sizin ağzınızdan duymak istedik. İşte. Sivas'ta çok kıymetli bir proje yürütülüyor. Aslında maddeden manaya diye başlıklandırabileceğimiz bir şey. Bahsedelim mi ondan biraz? Tabii ki. Tabii burada yani bir açılış programındaydı. Sayın Diyanet İşleri Başkanımızın
bizi böyle teşvik eden çok önemli bir cümlesi vardı. Oradan hareketle aslında giriştiğimiz bir konuydu bu. Bizlerin, din görevlilerinin, müftülerin, din görevlilerin cami dışında, müftülerin odalarının dışında, koltuklarının dışında bir takım hizmetler ve projeler geliştirmeleri gerekliliği üzerinde durmuştu Sayın Başkanımız. Oradan hareketle biraz zihin jimnastiği yaptığımızda böyle bir topluma baktık. Zaten hepimizin gözü önünde cereyan eden olaylar var. Evet. Öyle bir fikir aklımıza geldi. Tabii biz bunu ilk önce, buradan önce Gebze ilçemizde gerçekleştirmeye başlamıştık. Sözünüzü unutturmazsam ben size görev yaptığınız yerleri de zikretmek istiyorum aslında. Hendek var. İlk görev yeri Hisarcık mıydı? Müftülük olarak ilk Kütahya'nın Hisarcık ilçesi. Oradaki bir de şeyi hatırlıyorum. İlk Kur'an kursu öğretmenliğiydi. Hafızlık yaptığınız Kur'an kursu muydu? Yok. Hafızlık yaptığım yer Göksu Kur'an kursu. Bu vesileyle hatırlattınız. Hafızlık hocam, değerli hocam, Mehmet Öztürk hocama da buradan sevgilerimi, saygılarımı. Onlar çok el öpülesi insanlar. Selam yani edelim. Yani, biraz da hafızlık konuşacağız zaten. Evet. Onların dualarıyla buralardayız. Mutlaka. Işte. Evet, lütfen sözünüzü böldüğüm yerden. Evet, biz tabii Gebze'deki arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuzda böyle bir fikir aklıma geldiğinde arkadaşlarımızla da oturup konuştuk. Tabii toplumda maalesef belki zamanında şimdi tersi bir durum var olumlu manada. Hı hı. Ama zamanında belki elimizin tersiyle ittiğimiz bir kesim vardı. Böyle dezavantajlı gruplar diyebileceğimiz. Hı. Şimdi insanlar bir şekilde çevrenin etkisiyle, gençler arkadaşların etkisiyle maalesef bu illete bir şekilde bulaşıyorlar. İşte bunlarla ilgili ne yapabiliriz düşüncesinden hareketle bir çalışma başlattık. Orada o zaman belirli bir noktaya da getirdik. Ama ondan sonra tayinimiz çıktı. Sivas'a geldik. Sivas'ta da baktık gençlerimiz maalesef bir şekilde aynı illete bulaşmışlar. Hmm. Genelde işte arkadaş çevresinde bir seferden bir şey olmaz diyerek başlanılan bir durum. Maalesef gerçekten çok ciddi ilgilenilmesi gereken bir husus bu. Madde bağımlılığı diyoruz işte genel olarak. Hepimiz bu toplum içinde yaşıyoruz, görüyoruz. Televizyonlarda, haberlerde, gazetelerde her gün boy boy fotoğrafları çıkıyor işte. Bonzaisi, kokain, eroin, eser vesaire. Ve maalesef bunlara bulaşıldığı zaman kurtulması da pek çok kolay zor olmuyor. İşte bununla ilgili çok çeşitli arkadaşlarımızla, kesimlerle kafa yorduk. Şu an itibariyle tabii detaylarını inşallah konuşacağız ama şu an itibariyle ciddi bir noktaya da getirdik hamdolsun. Şimdi tabii devlet olarak devletimiz de bu işe şu anda çok ciddi manada gerek başbakanımız gerekse cumhurbaşkanımız olsun bütün devlet yetkilileri gerçekten buna ciddi manada eğiliyorlar şu anda. Çünkü bir neslin kaybı söz konusu. Aynen öyle. Evet. Bir neslin ciddi manada kaybı söz konusu. Bunu yaşıyoruz. Ve yani içine girdikten sonra öyle olaylarla, öyle şeylerle karşılaştık. Karşılaşıyoruz öyle hikayelerle. İnsanın içi burkuluyor ve biz bu zamana kadar neredeydik diyoruz yani. Niye biz bu zamana kadar bu işlere bulaşmadık diyoruz. Yer tutmadık. Evet yani her kendini bilen her insanın bir yerinden tutması gereken ciddi bir yara. Toplumumuzun yarası. Evet, bu konuda ne yaptık? Bunu öncelikle şey yapalım mı? Neler yapıldı? Aslında biraz daha sokağa inildiği zaman nelerle karşılaşıldığı ile konuşalım. Seyircilerimize bir eser armağan edelim. Ondan sonra bir virgülle sözümüze devam etmiş olalım. Efendim, Şemsettin Sivasi Hazretleri, tabii Sivas Müftüsü'nü burada konuk edince Sivas'a dair şeyler okumadan olmaz. Sivaslıların Şemsül Aziz dedikleri bir zat. Bu zat ve Sivasi İlahiler diye eserleri de hatta Mevlid-i Şerif müellifi değil mi aynı zamanda? Evet. 1217 beyitlik bir Mevlid-i Şerif var ve Sivas bölgesinde uzun yıllar okunmuş bir Mevlid müellifi Şems-i Sivasi Hazretleri. Onun Efendimizin şahsına yazdığı bir Naat-ı Şerif'ten Hafız Kemal Tezergil'in bestelediği bestenigar bir eseri şimdi icra etmeye gayret edelim. Gökhan Filizman'ı dinliyoruz.
İnsanımızı güzel şeylerle tanıştırmak, güzel şeylerin paylaşımını çoğaltmakla ancak mümkün olabilir. Bu eser de güzelliklerden bir tanesiydi. Rahmet olsun canına Hafız Kemal Tezergil böyle çok naif, bestenigarda o kadar güzel şekillendirmiş ki ve tabii Şems-i Sivasi Hazretleri'nin Nutku Şerifi üzerine. Evet sevgili Şükrü Balkan, biz biraz önceki mevzuyu biraz daha konuşalım istiyorum. Çünkü hepimizin çevresinde, belki çok yakınlarımızda bile bu tür kötü alışkanlıklara müptela olmuş insanlar olabilir. Aslında sizin yaptığınız çalışma tabii Türkiye'deki bütün bu işe müptela olmuşları kurtaramaz. Ama bir farkındalık yaratır, bir farkındalık oluşturur ve toplum içerisinde böyle bir şey olduğu zaman öteki gibi bakılmaz, el tutulması gereken bir insan olarak bakılır. Nelerle karşılaştınız mesela? Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Yani bugün benim etrafımda, benim çocuğum veya benim yakınımda böyle bir şey olmaz. Mümkün değil bizim ailede dememek böyle lazım. Bir şey. Asla dememek lazım. Çünkü gerçekten bu işe bulaşmışların içinde öyle rastladığımız, karşılaştığımız kişiler oldu ki. Tam bu dediğimiz hususu canlı tutacak nitelikte. Şimdi tabii bununla ilgili bir ekip oluşturmak gerekiyordu. Ha, önce şunu söyleyeyim. Yine sizin ifade ettiğiniz gibi bir sayı takıntımız yok. Evet. Yani işte şu kadar kişiyi alalım da şu kadar kişiyi kurtaralım, edelim falan böyle bir şey. Çünkü bunun gücümüz de yok. Afişe edilecek bir durumu yok yani ayrıca. Aynen öyle. Böyle bir durumu yok, böyle bir gücümüz de yok. Biz elimizden geldiğince ne kadar kişinin elinden tutabilirsek, ne kadar kişiyi bu noktada, bu bataklıktan çıkartabilirsek, bunun çabası içerisindeyiz. Tamamen amatör bir ruhla yaptığımız bir çalışma. Yine Gebze'ye anıyorum. Burada Gebze'den de bizi izleyen, hatta Hendek'ten de izleyen bütün kardeşlerimize, dostlarımıza da buradan selam ediyorum. Gebze'de çok ciddi emek verdik biz bu işle ilgili. Belki orada bu tecrübeyi edindik biraz da. Orada adeta bir böyle beyin ekibi diyeceğimiz bir ekibimiz vardı. Arkadaşlarımızla her hafta
pazartesi günü bir araya geliyorduk. Ne yaptık, ne yapacağız, ne yapabiliriz bunları konuşuyorduk. O dönemde biz Maltepe Tıp Fakültesi Hastanesi ve akabinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ile birebir görüştük. Aslında müsaade ederseniz başına döneyim. Lütfen. Ben bunu aklıma getirdiğimde ne yapabilirim, nasıl bir katkı sunabilirim böyle bir olayla ilgili diye düşündüğümde internetten biraz araştırdım. Tabii karşıma baktım bu işle ilgili gerçekten çok ciddi çalışmalar yapmış. İşin ciddi manada hani klasik deyim ya duayeni diyebileceğimiz bir profesör hocamızın ismine ulaştık. Profesör Ayhan Kalyoncu hocamız. Allah selamet versin, kendisine de şükranlarımızı sunuyorum. Bize çok desteği oldu. Bir şekilde aradım, buldum kendisini. Telefonuna ulaştık. Muayenehanesine randevu aldık. Konuyu izah ettim. Anlattım, gittik. Muayenehanesine çok da böyle egzotik bir muayenehanesi vardı. Oturdum ve bu konuyu böyle bir düşündüğümü, böyle bir çalışma yapmak istediğimizi anlattığımızda bana şunu söyledi. O çok önemliydi benim için. Ben dedi Amerika'da yetiştim, büyüdüm dedi. Amerika'da yetiştim, büyüdüm dedi. Elhamdülillah da Müslümanım dedi. Yurt dışında dedi, bu işleri dedi papazlar yapıyor dedi. Bizim memleketimizde din adamları bu işe niye el atmıyorlar diye hayıflandığım bir dönemde aradınız beni dedi. Ve her konuda dedi ne gerekiyorsa destek olmaya hazırım dedi. Ondan sonra tabii oralara girmiyorum ama çok desteğine peki sayı gördüm. Hadi şey değil ama mesela bir il çapında, Sivas gibi bir il çapında ne kadar insana ulaşıldı ve bunlara? Şu anda biz tam 3 ay oldu başladı. Ekim'in sonunda başladık biz Sivas'ta bu çalışmaya. Ve ben bunu bir vaazımızda, merkez sistemde böyle bir çalışmaya başlayacağımızı halkımızla, cemaatimizle paylaştım. Ondan sonra biz henüz hiçbir girişimde bulunmadan şu ana kadar sadece bize gelenlerle biz ilgileniyoruz. Ve 16 kişi oldu. Kendisi gelen bunlar kurtulmak için. Evet. Tabii burada çok önemli bir nokta var. Aslında çok kişi gelecek. Deşifre faktörü. Olmaktan korkuyorlar. Çevre faktörü. Sizin vesilenizle buradan tabii duyurmuş da olalım bunu. Biz hiçbir şekilde tabii deşifre etmemiz söz konusu değil. Bu kardeşlerimiz bize geldiklerinde önce bizim iki tane din görevlisi arkadaşımız bu işin başına koyduk. Bir de müftülükte bir memur kardeşimizle birlikte. Onlar belirli bir noktaya getirdikten sonra bana getiriyorlar. Benim odamda onlarla böyle arkadaşça, abi kardeş veya bizden büyükleri de var. Sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Yapmak istediğimizi, yapacak olduklarımızı onlarla paylaşıyoruz. Çok donuk, korkak, sinmiş bir vaziyette odaya giren bu insanlar odadan çıkarken yüzümüzü gözümüzü yalayarak adeta ne odadan diyelim, çıkıyorlar. Allah muvaffakiyetler ihsan etsin. Şu anda 16 kişi ama tabii 4 tanesinden verim alamadık maalesef. Hani yıldız hikayesi var ya, bir denizin kenarında, deniz kenarına vurmuş olan yıldızı bir çocuk tutup denize atıyormuş. Biri demiş ki ne yapıyorsun yavrum demiş. Bunlar biter mi atmakla? En azından demiş attığım kurtuluyor ama. Yani evet aynen öyle. Bizim evet. Dediğim gibi sayı takıntımız yok. Bir kişiyi bile kurtarabilirsek bizim için biz onu bir başarı addedeceğiz. İnşallah Rabbim yardım eder. Sivas'tan tweetler gelmeye başladı. Abdullah Birkan kardeşimiz Sayın Müftümüzü tebrik ediyoruz diyor. Kendileri Sivas'a çok şey kattılar diyor. Herhalde hem çalışmak hem personelle uyumlu çalışmak hem de güzel bir iş üretmek, idareci olmak zor iş. Yani idarecilik gerçekten zor iş. Gerçekten. Ama bunu samimiyetimle ifade ediyorum. Sivas'ta arkadaşlarımızın da katkısıyla güzel bir birliktelik içerisinde ben iyi yürüttüğümüze inanıyorum. Eyvallah. Şimdi. Bak Sivas'ın eski idarecilerinden bir tanesi, eski Sivas valilerinden 1566 yılından bahsediyorum şimdi tabii. Koca Hasan Paşa. Evet, ismi bilinen. Meydan Camii'ni yaptırdığı zaman buraya bir vaiz arıyor. Ve hiç gözüne kestirdiği birisini bulamıyor. Şems-i Sivasi Hazretleri de o zaman Tokat Zile'de bunun namını duyunca ikna edip oraya vaiz olarak getirmeye çalışıyor ama şartı şu Şemseddin Sivasi Hazretleri'nin, ben gelirsem talebelerimle beraber, okuttuğum talebeleri orada bırakmam diyor.
talebeleriyle ve çevresiyle beraber hep beraber oraya getiriyorlar. Orada vaizlik göreviyle irşadına başlamış. Şimdi yine Şems-i Sivasi Hazretlerinden çok sanatçılarımız tarafından rağbet edilen, okunan bir eser bu. Göster cemalin şem'ini, yansın o da pervaneler. Efendim dinliyoruz. Sevgili dostlar, bu yayının sizlere ulaşması için gerçekten ciddi emek sarf eden, başta sazendelerimiz, hanendelerimiz, yapımcımız, yönetmenimiz, danışmanımız, tüm ekip arkadaşlarımız, gerçekten bir hafta içerisinde böyle bir güzel yayının ortaya çıkması için canla başla çalışıyoruz. Ben hepsine çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda ve tabii bugün Sivas'tan bizi kırmayıp, zahmet buyurup bizim misafirimiz olan Şükrü kardeşime. Evet ve ne kadar önemli, mühim bir toplumsal sorumluluk projesi ile meşgul bir müftü herhalde bu Türkiye'de örnek alınacak bir davranış ve devamı inşallah gelir. Var mı bu şekilde başlayan yeni illerimiz acaba? Tabii bizi bu duyulduktan sonra arayan bazı müftülerimiz oldu. Bu konuda biz kendilerine her türlü desteği vereceğimizi, yani tecrübelerimizi paylaşacağımızı ifade ettik. Henüz bana gelen bir şey olmadı ama zannedersem bu yayılacaktır. Yani İnşallah. Bunun Türkiye genelinde olması için gayret ediyoruz. Çünkü zaten devlet de çünkü her kanalıyla artık evet, bunun arkasında. Evet, bütün illerde sayın valilerimiz el atmış durumda. Bu konularla ilgili çeşitli
toplantılar yapılıyor, sürekli görüşülüyor ve bir şeyler yapmak için gayret sarf ediliyor. Tabii burada önemli olan şey şu, bu biliyorsunuz bu kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın tedavileri amatem bölümlerinde yaptırılıyor, yapılıyor. Şimdi Türkiye'de çok yeterli sayıda amatem yok ama hızlı bir şekilde bunun çalışmasının olduğunu biliyorum. İnşallah yayılacak. Bizim şu an itibariyle çalışmakta olduğumuz amatem Tokat ilinde. Tokat iliyle çalışıyoruz. Buradan da özellikle teşekkür etmek istiyorum müsaadeniz olursa. Eyvallah. Tokat amatemde çünkü gerçekten örnek alınacak bir başhekim, bayan hocamız, hastane müdürümüz, mali işler sorumlusu ekip olarak sanki kendilerini bu işe adamışlar. Yani bu kadar bu işi severek yapan çok nadir insan bulunuyor. Nadir gerçekten. Ben daha önce... Ama zaten bu tür gönüllü çalışmalarda gönlü yere koymak gerekir. Kesinlikle. Bu, özellikle bu konu... Yani memuriyet tırnaklığı zihniyetiyle tabii. Bu iş olamaz. Bu arada Sayın Hocam birkaç arkadaşımızın daha ismini zikredelim. Diyor ki sevgili dostumuz, bu programdaki konunuz Sivas İl Müftümüz. Söylenen eserlerde Şems Sivasi'den, o vakit selamlar da Sivas'tan diyor. Evet, Şeyda Tarhan Sivas'a, kardeşimiz. Halil Uluçay Sivas. Aynı şekilde müftümüz, konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Biz de Sivas'a çok çok selamlarımızı gönderiyoruz. Baba müftü diyor bak bir tanesi. Eyvallah, bu çok önemlidir olsun. Çünkü sadece halkın yaklaşımı değil, bu elinden tuttuğunuz insanlar gerçekten kendi üzerlerinde babalık haklarını kullanmamış insanların ürünü de olabilirler. Orada siz de bir babalık yapıyorsunuzdur. O onun yerine geçiyor. Yani ben. İnşallah Rabbim layık eylesin. Evet, Emrullah güzel. Çalışkan kardeşimiz aynı şekilde. Tüm dostlara teşekkür ediyoruz. Tabii bir de kurumun, başkanlığın yürüttüğü projeler var. Aslında birkaç tane de onlardan ben söz açmak istiyorum. Sayın Diyanet İşleri Başkanımız, din görevlisi olmaz, din gönüllüsü olur. Evet. Ki her bir insan bu anlamda gönüllüdür. Ama bu işi meslek halinde yapan insan daha da gönüllü olmalıdır der her zaman. Ben de bu yoruma çok katılırım ve takdir ederim her zaman. Son dönemlerde hani okulların normal kreş bölümleri, yuva bölümleri vardı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı böyle bir çalışma içerisine girdi. Ve ilçelerde peyderpey bu çalışmalar yapılıyor. Önce bunların öğretici kadrosu hazırlanıyor. Sonra kurumlar oluşturuluyor. Tabii Diyanet'in bilmediği alanlardı bunlar. Neler var? Onlardan biraz bahsedelim mi? Nereden başlanıyor bu işe? Şimdi tabii ifade ettiğiniz gibi gerçekten Diyanet İşleri Başkanımız gerek il müftüleri toplantılarında, gerekse çeşitli açılışlarda bir defa samimiyetle ifade edelim ki bizim başkanımız vizyonu çok geniş bir hocamız. Sürekli bizim cami dışında veya normal alanımızın dışında aslında olması gerektiği halde belki bugüne kadar olmayan alanlara da girmemizi ve burada ciddi projeler geliştirmemiz konusunda bizi sürekli teşvik ediyorlar. Biz de bu zaten teşvikten hareketle bu projelere adım atmaya çalışıyoruz. Benim bu şahsi kanaatim Diyanet İşleri Başkanlığımızın şu anda en önemli hizmetlerinden bir tanesi 4-6 yaş arası çocuklarımıza yönelik başlatmış olduğu Kur'an kursu projesidir. Aslında Osmanlı'daki Sıbyan Mektebi. Yani ben karşılığı gibi. Evet, müthiş bir proje bu. Bence çok geç kalınmış belki ama tabii sebepleri var. Evet. Malumunuz işte 2012 yılında düzenlenen yeni bir kanunla, kanuni düzenlemeyle birlikte bu yaş sınırlaması kaldırıldı. Biz çocuklarımıza belirli bir yaşa kadar Kur'an öğretemiyorduk yani. Bu biliyorsunuz böyle bir acayip bir durum söz konusuydu. Ama 2012 yılında yapılan bu kanun düzenlemesiyle bu ortadan kaldırıldı. Bununla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığımızda ciddi manada bir harekete geçti. Ve bu 4-6 yaş grubu şu anda pilot uygulanıyor ikinci senesi. Ve bu noktada ben çok ciddi başarıların oluşmaya başladığını görüyoruz. Hep birlikte görüyoruz. Ve çok güzel yerlere götüreceğine inanıyorum. İnşallah. Bizi. Hatta biraz önce özür diliyorum. Bahsettiğimiz madde bağımlılığıyla ilgili de
bu vatandaşlarımızın, çocuklarımızın, gençlerimizin belki de o noktaya gelmeden, oraya bulaşmadan önce bu aldıkları eğitimin onların beyninde çok şeyi geliştireceğine inanıyorum. Bak şimdi Gebze'den dostumuz diyor ki, hocamıza selamı iletin, üzerinizde kalacak diyor. Ben iletiyorum Emrullah Çalışkan kardeşimize. Evet, efendim, selam çok Adem Akbaş Nazarı da Gebze Din Görevlileri adına diyor. Üsküdar İmam Hatip mezunları da bu arada harekete geçtiler hocam. Öyle mi? Evet, evet, evet. Birçok ilde başarılı çalışmalarından dolayı diyor. Evet. Şükrü Balkan'ı konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz diyor. Şimdi biraz daha Sivas havası evet. alalım biz. 1973'te vefat eden çok kıymetli bir insan, gönül dolu, sevgi dolu, muhabbet dolu hayatıyla hepimize örnek teşkil etmesi gereken bir Anadolu insanı ve zaten söylediği de Anadolu kokuyor. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz gece. Buyurun. Thank you.
Evet sevgili dostlar, herhalde bir insanın hayat serüveni, insanlığın hayat serüveni, dünyanın hayat serüveni ancak bu kadar kısacık bir melodi yapısı içerisinde yine insanlığa aktarılabilir. Bu ancak gönül dolusu insan sevgisiyle yaşayan insanların işi olsa gerek. Sevgili hocam, Kenan Tuzcu kardeşimiz, hocamızla bağımlılık konusunda çalışmış bir din gönüllüsü olarak hocamızın ufku başkanlık hizmetlerinde örnek teşkil edecek diyor. Yine İdris kardeşimiz, Şükrü hocamızın çocuklar için başlatmış olduğu proje her ilde olmalı bence. Başarılar umarım. Ve tweetler gelmeye devam ediyor. Sayın yönetmenim de zannediyorum zaman zaman her zamanki çabasıyla bizim adreslerimizi duyuruyor. İşte Sivas havası teneffüs ettik biraz. Aslında bir sonraki eserimiz, konuyu buradan cami hizmetlerinde hafızlık, hitabet, ezan vesaire konusuna getireceğim ama oraya girmeden önce bir eser daha isterseniz sunalım seyircilerimize. Çünkü bu konuyla çok yakından mı yakından alakalı. Neyzen Tevfik. Bir Neyzen Tevfik eseri var. Okuyacağız onu şimdi. Arkadaşlarımız da eğer o sırayı takip ederlerse. Neyzen Tevfik hayatı boyunca kimilerine göre sokak köşelerinde hep ayyaş, sarhoş kalmış bir insan. Kimilerine göre çok az duyulan bir ses bu. Derviş bir insan, evet. Bir Bektaşi dervişi. Kimilerine göre bir mütefekkir, Akif'e göre mesela iyi bir arkadaş. Nasıl, ne kadar iyi bir arkadaş? Akif'in Mısır'da olduğunu duyunca evi barkı bırakıp Mısır'a gidecek kadar mesela. Akif'in dizinde uyuttuğu adamlardan bir tanesi. Çok yönlü biri olduğu kesin yani. Evet. Akif'in ne derse aldığı ve kendisine Arapça, Farsça, Fransızca öğrettiği adamlardan bir tanesi. Peki Neyzen Tevfik, bir insanın sadece illetli yönünü mü vurgulamak lazım? Hayır, bizim öyle bir görevimiz yok. Peygamberin düsturu, bize öğrettiği şey ölüleri rahmetle anmak bizim görevimiz. Bu kadar kafi. Ama onun anılacak başka şeyleri var. Evet, çok kuvvetli bir hicivhan döneminin, önceki dönemin, sonraki dönemin hiç gözünü sakınmadan, kırpmadan her şeyi rahatlıkla söyleyebilmiş bir insan. O bakımdan bu akşam hem Şükrü hocamızla böyle bir özel konuyu konuşuyor olurken bir taraftan da Neyzen Tevfik'i hem de dün ölüm yıl dönümüydü. Neyzen Tevfik 1953 yılının 28 Ocağı'nda vefat etmişti. Onu da rahmetle anmak üzere onun bir sözlerinden fakirin bestelemiş olduğu bir eseri sizlere takdim etmeye gayret edelim. Yağdı hayali yar ile gülzara baktım ağladım. Andım şemimi kâkülün ezhara baktım ağladım.
Ne
Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Ağzınıza sağlık. Evet Şükrü Hocam, bizim halimiz, hali pür melalimiz böyle. Buyurun. Ben bir şey söyleyeceğim. Lütfen söylemek buyurun. Söylemek istiyorum şimdi. Tabii biz ifade ettiniz. Uzun yıllardan beri bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Eyvallah. O zamanlardan beri. Evet. Tabii bunu da söylememiz gerekiyor. Musiki'ye verdiğiniz değeri, hizmeti, emeği ben yakinen bilenlerden birisiyim. Eyvallah, sağ olasın. Çok da bence önemli bir noktaya getirdiniz bu noktada. Hizmetiniz büyük. Ben gerçekten bugün bir kez daha sizi tebrik etmek istiyorum. Eyvallah, bu noktada. Sağ olun. Allah inşallah daha iyi noktalara bu noktada, bu hususta sizleri getirsin inşallah. Biraz önce bir kafamda anı tazelendi. Lütfen. Rahmetli Kemal Tezergil hocamızın o ilahisini okurken. Evet. Onu biliyorsunuz İlhan Tok hocamızla beraber önce. Bu arada tabii hocamıza da saygılarımızı, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletiyoruz. İnşallah sözünü aldık, iletiyoruz. Burada müsaade ellerinden edeceğiz. Öpüyoruz. Bizim bu noktalara gelmemizde hocamızın da payı çok büyük. Hiç unutmuyorum, hocamızın önderliğinde çalıştığımız bir ilahiydi. Evet. Orada öğrendiğim bir ilahiydi benim. Doğru söylüyorsunuz. Çok büyük bir keyifle de onları o zaman okuyorduk. Öyle bir hocanın anda, kendine bir has anda, meşk üslubuydu. Evet, öyle. Bir anda o canlandı kafamda. Eyvallah. Hem onu söyleyeyim dedim hem de gerçekten sizi yürekten tebrik ediyorum. Eyvallah. Şimdi biraz evvel, tabii bu arada size selamlar gelmeye devam ediyor. Bizim de vaktimiz hızla ilerliyor. Benim de en çok sevmediğim tarafı bu, vakit kısmı çabuk bitiyor çok diye. Çok hızlı geçiyor. İshak Burak Pak. Çok teşekkür ediyoruz. Gebze'den kardeşimiz. Evet. Efendim, Üsküdar İmam Hatip'i dostlar, İdris Kocabaş, Sayın Müftümüz selam ederiz diyor. Belki de Neyzen Tevfik Hocam böyle bir el tutan olsaydı küçüklüğünden itibaren, değil mi? Bambaşka bir insan mı olurdu acaba? Hani bizim onu beğenip beğenmeme gibi bir lüksümüzden kaynaklanmıyor. Bu içimden gelen bir şey. Çünkü Rahmi Duman o zaman Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde asistanmış. Asistan, evet. Doktor. Neyzen Tevfik'i oraya yatırmışlar. Bu işten kurtarmak için uzun bir tedavi süreci uygulamışlar. Tabii bu tür içine sığmayan insanlara bunu yapmak da oldukça zor. Zor, çok zor. 21 numaralı koğuşu oraya tahsis etmişler, ona tahsis etmişler. Rahmi Duman'ın hatıralarında ve Neyzen Tevfik ile ilgili yazılmış olan eserlerde pek çok ortak şey. Orada diyorlar İstanbul'un edebiyat ve felsefe kürsüsü kurulurdu. Neyzen Tevfik orada olduğu akşamlarda. İçi o kadar dolu bir insan. Devrinin önemli yazarlarıyla, şairleriyle, Eşref Edip'le mesela buluşmuş, sohbet etmiş. Mehmet Akif'in dostu olmak, arkadaşı olmak çok önemli bir keyfiyet diye düşünüyorum. Evet. Orada müthiş sohbetler, keyifli sohbetler olurmuş. Ama gelin görün ki bir insanın hayatının herhalde geriye kalan kısmında ızdırapla anılacak olan, ki kendi zaten böyle bir ızdırabın başından sonuna kadar içinde olmuş bir insan. Boynunda bir hiç levhasıyla hayatını bu şekilde tamamlamış. Ve zerre kadar mala, mülke, makama, mevkiye, paraya, pula değer vermeyen, dünyayı adeta dünya kelimesinin aslına uygun olarak görmüş bir... Sözleriyle de yansıtmış, evet, zaten. Evet, tüm, evet. Şeyin. İki önemli eser var bununla alakalı, onu da hatırlatalım. Tercüme-i Halim, onun abisi o zaman mühim bir... bürokratik makamda bulunuyordu. Onun yardımıyla yazılmış olan, bir araya getirilmiş olan ve bir de tabii Azab-ı Mukaddes. Şimdi böyle birkaç şeyi bir araya getirelim. Neyzen Tevfik'ten onun kendi bestesi olan bir ilahiyi seyircilerimize sunalım. Hicran kucağında tuttuğum sırdaş, çağlamış, bulanmış, durulmuş olsun diyelim. Bu eserin içerisinde de yine Şems-i Sivasi'ye ait olan Nutku Şerifi, vahasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan, kenz açılmaz şol gönüle ta ki pürnür olmadan. Geçen hafta dostlarımızdan bir tanesi, yok daha dün, evet. Ey rahmeti bol padişah, cürmüm ile geldim sana. Bu Nide Borlu Ahmet Kuddüsi Hazretleri'nin nutku şerifiydi. Mesut Demir kardeşimiz bu eseri bizden talep etmişti. Biz de hemen bugün çok da
konu muvafık oldu tabir yerindeyse. Bu eser sözleri Ahmet Kuddüs'e ait, bestesi Neyzen Tevfik Kolaylı'ya ait. Neyzen Tevfik Kolaylı vurguluyorum özellikle. Samsun'a selam olsun. Benim biraz hemşericilik duygularımı kabartıyor. Bafralı Neyzen Tevfik. Bu bakımdan da böyle üç şeyi bir arada seyircilerimize takdim etmeye çalışalım. Buyurunuz arkadaşlar. İlmin ile amin ile
kavuşur Şemsi'de. Hakka makbul olmak ister, Hakka menfur olmadan. Hazretlerini de yad etmiş olduk efendim. Onlar da bizi şad ederler inşallah. Ağzınıza diyelim sağlık. Bakalım arkadaşlarımız. Evet. Şimdi Bolu'nun havasını duydular herhalde. Biraz sonra eğer vaktimiz kifayet ederse Bolu'ya bir eser göndereceğiz. İsmail Akmanşen kardeşim. Ha, evet. Atladık değil mi İsmail? Anne tarafından da diyor Neyzen Tevfik Bolu'ydu. Neyzen Tevfik'in annesi Bolu. Evet. Doğru. Haklısın. Selam ediyorum. Konunuza da selamlar diyor ve Mesut Demir kardeşim, evet, bu isteği yerine getirmiş olduk. Yine haftaya inşallah güzel eserlerle. Orada bize selamlarını gönderen, takip eden bütün kardeşlerimize Gebze'den, Hendek'ten ve Sivas'tan Twitter yoluyla gönderen veya bizi seyreden bütün kardeşlerimize hem teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Hem de selamlarımızı yolluyorum buradan. Şimdi Şükrü Hocam, bir ilin müftüsü olmak tabii pek çok sorumluluğu getiriyor ama bir taraftan da o ilde ifa edilen görevlerin niteliği de sizin için bir başka hep çantanızda taşımanız gereken bir sorumluluk. Tabii. En önemlisi. Hatipler kürsüye çıkacaklar, vaaz verecekler. Orada konuşulan sözün etkisi,
sadece vakit geçirmek için değil de gerçekten insanlar bilgilensin, etkilensin. Tesirli söz söylemek gerekir orada. Evet. Müezzin ezana çıkacak. O ezanın tesirli bir ezan olması lazım. Bilal-i Habeşi'yi düşünerek çıkması lazım. Diğer taraftan mihrabiye okuyacak İmam Efendi. Orada okuduğu zaman orasının peygamber makamı olduğunu, Hulefai Raşidin makamı olduğunu unutmadan okuyacak. Bu alanlarda ne tür çalışmalar oluyor? Yapılıyor mu bir şeyler? Bunları doğrusu merak ediyorum. Evet. Tabii gene Diyanet İşleri Başkanlığımız yüz yüze vaaz etme becerisini geliştirme noktasında din görevlerimize yönelik seminerler yapıyor ve çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Oralardan dönen arkadaşlarımız bir defa yüz yüze vaaz edebilme noktasında tabii şimdi merkezi yolla gelen çok şükür vaazda, o garabetten kurtulduk herhalde yani, değil mi? Büyük oranda tam manasıyla olmadı ama kesin olarak inşallah o tamama erecek. O noktada ciddi bir başarı elde edildiğini düşünüyorum. Görevlilerimiz cemaatiyle yüz yüze karşı karşıya bu vaazı edebiliyorlar ve konuşma nitelikleri de bu vesileyle artmış oluyor. Yani bizim şu son dönemde başkanlığımız nezdinde gerçekten bir kalite arttı. Bunu görmek mümkün. Onun dışında biz mesela Sivas ölçeğinde yaptığımız bir çalışmayı ben müsaadenizle arz edeyim. Şimdi bizim Sivas il merkezimizde 72 hafız din görevlisi kardeşimiz var. 72 tane hafızımız var. Tabii acizane ben de hafızlık yaptığım için bunun yapma noktasındaki zorluğunu ve değerini, taşıma sorumluluğunu evet. Karınca kararınca bilen bir kişi olarak şimdi bakıyoruz tabii göreve geçtikten sonra ister istemez insan bu hafızlık tabii kolay bir şey değil. Muhafaza etmek daha zor. Evet. Bu noktada da bir çalışma başlattık. Şimdi bütün bu arkadaşlarımızı gruplara ayırdık. Her grubun başına da bir sorumlu hocamızı koyduk. Ve şu anda bütün din görevlilerimiz, hafız din görevlilerimiz bizim adeta yeniden hafızlık yapıyorlar. Her gün ders okuyorlar. Çok zayıflamış olanlar en aşağıdan başlamak suretiyle bir sayfa, üç sayfa, beş adeta sayfa. Adeta yeniden hıfz ediyor. Yeniden hıfza inşallah hedef de koyduk. Bu sene kısmen, ondan sonraki sene tamamen inşallah bütün görevlilerimiz Sivas'ta, hafız olan görevlilerimiz Sivas'ta hatimle namaz kılma projesine katılacaklar inşallah. Ya, o seviyeye gelecekler. Tam o seviyeye gelecekler. Aklıma geldi. İnşallah. Bu projelerden hangisindeydi Umre ödülü? Şimdi aslında ben onu soracaktım. Madde bağımlılığı konusuna döneceğiz mi diye. Onu ya, geride bıraktık aslında çünkü vakit çok az kaldı. Doğru. Peki, kısaca değinelim. Orada ben bir şey de ifade etmeden geçemeyeceğim. Biz buradan gene bir vesileyle Sivas İşkur İl Müdürümüze de buradan teşekkür etmek istiyorum. Sivas Cumhuriyet Başsavcımıza, Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğümüze, biz bu kurumlarımızla çok uyumlu bir şekilde çalışarak bu projeyi yürütüyoruz. Bize çok destekleri var bu saydığımız kurumların ve özellikle şimdi İşkur Müdürümüz bizim çok gayretli, gözü kara, el ele verdik biz onunla. Şu anda bunun dışında farklı projelerimiz de var. Bizim belki Türkiye'de şu anda belki ilk olacak. Bu madde bağımlılarıyla ilgili çalışmamızda hastane tedavilerinden çıkan kardeşlerimizi 2 aylık bir tedavi sürecinden sonra biz her birini bir imam kardeşimize, bir hocamıza adeta zimmetliyoruz. Gece, gündüz, sabah, akşam o onun şeyinde oluyor. Refiki oluyor yani. Aynen öyle. Ve şu anda 12 tane tedavisi başarıyla süren kardeşimiz var. Bunların yanılmıyorsam ya 8'i ya 9'u şu anda namaza da başladı. Bu kardeşlerimiz bunlarla birebir ilgileniyorlar. Ve en önemlisi bununla beraber en önemli bir nokta daha. Bunlar zaten boşta kaldıklarında sıkıntı devam edecek. Bunların birçoğu işi gücü maalesef olmayan kardeşlerimizdi. Sağ olsun İşkur Müdürümüze konuyu anlattığımızda derhal dedi ve hastaneden çıkan bu kardeşlerimizden işi olmayan, işsiz olanları hemen bir işe yerleştiriyor. İş sahibi de yapıyoruz. Hem maddi hem manevi olarak. O yüzden maddeden manaya ismini koyduk. Ve bir yıllık süreç
Bu 1,5 yıla da çıkabilir, kişiye göre değişiyor. 1-1,5 yıllık rehabilitasyon sürecinin neticesinde bu noktada, bırakma noktasında kendini ispat etmiş kardeşlerimizi kendileriyle ilgilenen hocalarımızı da yanlarına katmak suretiyle inşallah ümreyle ödüllendireceğiz. Sevgili Şükrü Hocam, belki veda etmeye inşallah zamanımız kalır ama bu okuyacağımız eser biraz uzunca bir eser. Onun için biraz hazırlıklı davranalım diye ben söylüyorum. Evet. Efendim, uzun olduğu için de zaman zaman okumaktan hep kaçındığımız bir eser ama bu akşam inşallah bunu icra edelim. Geredeli Hacı Ömer Cevahiroğlu hocamızın merhum babası Hacı Zeki Efendi'ye ait ilk dörtlüğü. Düşmüşlere ol mu'in, elde fırsat var iken, al gönlünü dertlinin, dünya sana yar iken diye başlayıp devam eden, şiirin devam eden kısımlarını ise Profesör Bünyamin Erul'a ait olan bu eseri sizlere takdim edeceğiz. Ondan sonra da inşallah kısa bir veda zamanımız olur. Vedalaşırız hep birlikte. Buyurunuz arkadaşlar. Thank you.
Bu akşamı da bu şekilde bitirmiş olduk. Ben Sivas'tan zahmet buyurup buraya geldiği için sayın kıymetli dostuma, kardeşime Şükrü Balkan'a, Sivas İl Müftüsü'ne çok teşekkür ediyorum. Gerçekten vaktimizi o kadar hızlı geçti ki ben nasıl geçtiğini anlamadım. Çok kıymetli şeyler konuştuk. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet, su gibi geçti zaman yani. Evet, sizlerle birlikte olmak bizim için de çok büyük mutluluk oldu. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Arkadaşlar, bu eserin nakaratını çalarak bitirelim mi? Buyurun. Kerim Allah'tan. Alalım ritimden. Evet. Sevgili dostlar, hepinize selamlar, sevgiler, muhabbetler sunuyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar Enderun'dan namelerde buluşmak üzere.